Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar. Çoğumuzun bildiği gibi birçok düşmanı vardı. Bunların en başında Los Pepes ve Cali Karteli geliyordu. Peki bu kadar düşmanı olan Pablo Escobar öldükten sonra ailesinin akıbetine ne oldu? Ve şu an ne yapıyorlar? Bugün bunu araştıracağız. İlk başta olayın en başına gidelim. Narcos dizisinde Tato olarak tanıdığımız Escobar'ın karısı Mario Victoria Heno Vallejo Escobar ile tanıştığında 13 yaşındaymış. Pablo ise 24. Ve tanıştıkları gibi de sevgili olmaya başlamışlar. Kızın ailesi bu ilişkiye karşı çıksa da 1976 yılında evlenmişler. Pablo Escobar'ın sayısız ihanetlerine, metreslerine rağmen durumu kabullenmiş ve asla kocasını terk etmemiş. Narcos dizisinde bunu aşkından yapıyor gibi görünse de lüks ve ihtişamdan gözünün hiçbir şeyini görmediğini söylüyor bazı kaynaklar. Ancak Escobar ne kadar ihanet ederse etsin her zaman ailesini çok sevmiş ve her daim çok değer vermiş. Hatta yakalanmasının sebebi dahi ailesine arda arda açtığı telefonlar olmuş. Gelelim Escobar'ın ölümüne. Escobar öldürüldükten sonra birçok ülke aileyi kabul etmemiş ve Kolombiya hükümeti bütün paralarına ve mal varlıklarına el koymuş. Koskoca Escobar'ın karısı. Kıyıda köşede birikmişi vardır herhalde. Kimlik değiştirme programına katılarak Arjantin'in Buenos Aires'te orta sınıf bir hayat yaşamaya başlamışlar. Ama tabi hizmetçiler bilmem neler hep olmuş hayatlarında. 5 yıl sonra 1999 yılında ise gerçek kimlikleri ortaya çıkmış. Escobar'ın karısı 2000 yılında Uruguaylı uyuşturucu tacirlerinden para aklamak suçu ile yakalanıp oğlu ile birlikte 15 ay hapis yatmış Arjantin'de. Bu 15 ay Escobar'ın kendi inşa ettiği La Catedral adlı hapishanede geçirdiği süreden daha fazlaymış. Gelelim Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar'a. Babasının aksine barış yanlısı olmuş. Babasını çok sevmesine rağmen Kolombiya'yı düşürdüğü savaş ortamından hiçbir zaman hoşlanmamış, davranışlarını ve tutumunu hiçbir zaman desteklememiş. Kimliğini değiştirip Arjantin'e yerleşince mimarlık okumaya başlamış. Gerçek kimliğini arkadaşlarına açıklayamadığı bir yalanı yaşadığı için her zaman mutsuzmuş ama. 2009 yılında Sins of My Father, Babamın Günahları adında bir belgesel çekmiş. Ve Kolombiya halkından bol bol özür dileyip affedilmeyi beklediğini okudum. Gelelim küçük kızı Manuela Escobar'a. Babası öldüğünde 9 yaşında olan Manuela, annesi ve abisinin aksine ilgi odağı olmaktan her zaman kaçınmış. Lakin Pablo Escobar'ın küçük kızı için yaptıklarını duyunca insan adamın delilik level'ını daha iyi anlıyor. Aile, polis ve hükümetten kaçarken saklandıkları bir evde yakacak bir şey bulamayınca Manuela çok üşüyünce milyonlarca doları kızı ısınsın diye yaktığı söyleniliyor. Bir Noel'de kızı unicorn isteyince bir atın alnına külah zımbalayıp sırtına da kanat zımbalatıp kızına hediye etmiş. Garibim at enfeksiyon kapıp ölmüş. Pablo Escobar'ın metreslerinden biri hamile kalmış ve Escobar onu kürtaj olmaya zorlamış çünkü Manuela'ya onun kanını taşıyan son kişi olacağına dair söz vermiş. Şu an 36 yaşında olan ve hala Arjantin'de yaşayan Manuela'nın kimliğini herkes bilse de hala basından uzak bir hayat yaşamayı seçiyormuş. Evet, Pablo Escobar'ın ailesinin bugünkü durumunu sizlere kısaca anlattık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.